İman ne demektir? İman demek, tasdik etmek demektir. Tasdikse, bir kimseyi söylediği sözle doğrulamak ve doğru söylediğine inanmaktır. İman sözü, emin, yani emniyet, güvenilir olmak kelimesinden gelmektedir ki, tersi güvensizlik ve korkudur. Biraz daha açıklayalım. Haber veren birisi, bir şeyden haber verdiğinde, dinleyen o şeyin hakikatini ve doğrusunu bilmezse, söylenen şeyin doğru olup olmadığında tereddüt eder. Söyleyen böyle yap, şöyle yapma dediğinde, dinleyen o işin doğrusunu bilmezse, elbette tereddütte kalıp, bu kişinin yap veya yapma demesi doğru mudur diye düşünür. Nihayet kalbindeki gerçek, doğru ve açık olarak karar kılar ve duyduğunun doğru olup onda bir eğrilik ve yanlış bulmaz da, yap veya yapma sözüne inanırsa, işte o zaman bu itikat ve inanışla özünü emin kılıp, yalan haber olma düşüncesinden kurtulur ve bozuk bir söz olmaktan rahatlar. İşte böylece kul kendi aklıyla, alemin bir yaratıcısı vardır. O, yaratıcı hay, alim, kadir, kadim, baki diyebilir. Peygamberler aleyhisselam vasıtasıyla, kendisine ulaşmış olan doğru tevhidin şartlarına inanır, kabul eder ve bunlarda bir şüphesi kalmadığını bilirse, nefsi rahatlar ve bildiğinde yanlışlık korkusu kalmaz. Bildiğinin ve işittiğinin yalan veya yanlış olması ihtimali kalkar. Ayrıca kendini tevhide davet eden ve hak dine götürene yalancı diyemez ve muhalefet edemez. İşte bu şekilde olan doğru itikada iman denir. Tasdik, her ne kadar kalp ile olur ve imanda esası teşkil ederse de, dinde muteber olması, dil ile ikrar ve itiraftan sonradır. Kalp ile tasdik ve dil ile ikrar ve itiraf edince, o kimse mümin olur. Evet, imandaki mertebesi, Allah'ın ve Resulünün buyurduğu gibi olursa, daha iyi ve mükemmel olur. İmanın 70 küsur dalı vardır. Hepsinin aslı, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. Alemin yaratıcısı hakkında bilinmesi vacip olanlar. Yapmak ve yapmamakta kul neyle mükellefse, en evvel onları bilmek ona farzdır. Yani en önce kula lazım olan bütün bu alemin bir yaratıcısı olduğunu bilmek ve yaratıcının Allahü Teala olduğuna inanmaktır. Allah-u Teala'dan başka olan her şeye alem denir. Müslümanların, avam ve cahillerinin çoğu, ana ve babalarından Müslüman olarak dünyaya gelip, yetişmişler, dilleri kelime-i tevhide alıştırılmış, kulaklarına hep bu tevhid kelimesi söylenmiş ve böyle büyümüşlerdir. Yani, ana ve babaları onlara, Allah birdir, kadimdir, hiçbir şeye benzemez. Ondan başka her şey, onun yaratmasıyla meydana gelmiştir demişlerdir ve din sahipleri yani Müslümanlar kendilerini kelime-i şehadet, zekat, oruç, hac, ezan, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak, helal ve haram olanları taklit yoluyla öğrenmiş ve edinmiş halde bulmuşlardır. Bu bakımdan hak dini sevmek kalplerine tatlı gelmiş ve onu hak bilmek onların itikadı olmuştur. Bundan daha iyisi şudur ki, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu, mucizelerinden ve diğer hallerinden peygamberliğinin doğruluğuna ait işaret ve alametler tevatür halinde, arada zaman bakımından hiç kopukluk olmadan peyderpey, hiçbir şüphe bulunmadan kendilerine varmıştır. Ve onun hak peygamber olduğu kalplerine yerleşmiş ve sağlamlaşmış ve bilmişlerdir ki, o sallallahu aleyhi ve sellem, insanları hakkın tevhidine ve ona ibadete davet etmiştir. Bu sağlam hüccet ve doğru din, onların akidesi olmuştur. Böylelerinin imanı doğrudur, güzeldir. Ama bundan daha mükemmeli şudur ki, inceleme ve araştırmaya çalışıp, bu manaları bir çeşit delille ortaya çıkarıp, anlamalı
ve bu inceleme ve idrak ile dininin temelini daha sağlam yapmalıdır. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği hüccet ve delillerle yetinirsek, Allah için itikat bilgilerin de yeterli olur. Ehl-i sünnet ve cemaatin öncüleri olan Selef-i Salih'in alimleri bu kadarını kafi görmüşler, umum için bunu beğenmişlerdir. O halde onları takip edenin kalbi de, dini de selamette olur. Zira onlara uymak mübarektir. Onlara uymamaksa bedbahtlıktır. Zira Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Allah-u Teala'nın kitabı, Resulullah'ın sünneti, sahabenin ve Ali Resulullah'ın sözlerine dayanmaktadır. Bozuk düşüncelere, asılsız felsefeye, nefsi görüşlere, indiği mülahazalara asla açık değildir. Bunun için Ehl-i Sünnet vel Cemaat yolunda olanlara Ehl-i Hak denir. Diğer mezhepler böyle değildir. Onlara nefsi düşünceler, indiği mülahazalar, yanlış mukaddimeler ve felsefi görüşler karışmıştır. Bunun için onlara uymak, bedbahtlık ve bidattir. Sünnet ve cemaat ehli olmanın alameti şudur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma buyurdu ki, bu meseleler şunlardır. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'den, Hazreti Ömer'in Hazreti Osman'dan, Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'den ve onun da diğer bütün eshaptan, radıyallahu teala anhu mecmain, üstün olduğuna ve eshab-ı kiramın diğer Müslümanlardan faziletli bulunduğuna inanmak. İki kıbleye de tazim etmek, yani önceki peygamberlerin kıblesi olan Beytül Mukaddes'e ve bizim peygamberimizin kıblesi olan Kabe'ye karşı saygılı olmak. Mest üzerine mes etmeyi caiz bilmek. Şeriatin cennetlik ve cehennemlik olduklarını bildirdiklerinden başka, hiç kimsenin kat'i olarak cennetlik ve cehennemlik olduğuna hükmetmemek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafet 30 senedir. Ondan sonrası meliklik, padişahlık ve sultanlıktır diye inanmak. İyi ve günahkar her müminin arkasında namaz kılmayı caiz görmek. Salih ve asi olan her Müslüman cenazenin namazını kılmayı caiz görmek. Hayır ve şerrin takdirini Allah-u Teala'dan bilmek. Hükümler ister adil, ister zalim olsun, bahiliği caiz görmemek. Allah-u Teala, Bakara Suresi 163. ayetinde mealen, sizin Rabbiniz, zatında ve sıfatlarında birdir ve eşi yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Kullarına çok merhametlidir ve müminlere rahmeti de pek fazladır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıkça gösteriyor ki, alem yani Allah-u Teala'dan başka her şey, bütün kainat mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmış olanınsa muhakkak bir yaratıcısı vardır. Bundan sonraki ayette mealen, şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak, denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok hüccetler, deliller vardır buyuruyor. Bu ayeti kerime gösteriyor ki, Allah-u Teala, eğer benim ilah olduğumda yakininiz, imanınız tam değilse, bu ayette bildirdiğim nişan ve alametlere bakıp düşünün. O zaman uluhiyet ve vahdaniyetimde şüpheniz kalmadığını anlarsınız buyurmaktadır. Akıl sahipleri göklere bakınca, gökte ve göğün derinliklerinde sayısız sabit yıldızları, 12 burçtaki yıldızları ve 7 gezegeni hep ayrı yörüngelerde bulur. Her birinin belli bir zamanda belli mesafe kat ettiğini, bu mesafeden asla geri kalmadığı gibi ileride gitmediğini ve bilinen hududu aşmadıklarını, ayın ışık, güneşin ziya verdiğini, diğer yıldızların ışık ve ziya vermekte böyle olmadıklarını, güneşin ufkun üstünde durdukça gündüzün devam ettiğini, batınca gece olduğunu, mevsimlerin dünyanın güneşin etrafındaki hareketiyle alakalı bulunduğunu, her mevsimin canlıların yaşamasında işe yaradığını görür. Apaçık anlaşılıyor ki, bu kadar şaşmazlığın ve nizamın bir sahibi vardır.
bu nizamı kuran ve idare edenin yıldızlar olabileceğini söylemek mümkün değildir. Zira onların idare ve nizamı kendilerine verilmedi ki başkasını idare etsin ve düzene soksunlar. Yıldızlar ve onlara tesir eden kuvvetten anlıyoruz ki, yıldızların seyri doğru olsa bir daha geriye dönemezler ve hep hareket halinde bulunan, daima dönüp duran bu gök cisimleri hiçbir zaman hareketten sükunete geçemezler. Bütün bunlar gösteriyor ki, göklerde olanların hepsi sonradan yaratılmıştır. Bunları tedbir, teshir, tedbir eden ve yaratan bir yaratıcı olmadan bunlar olamaz. Gökten aşağı sarkan bulutlara bakın. Su ile yüklenmiş, ağırlaşmışlar. Rüzgar onları sürüp götürüyor, bir araya topluyor, dağıtıyor. O bulutlardan inen yağmurlar, insanların ve hayvanların yaşamasına sebep oluyor. Ölü topraklar onunla canlanıyor. Bazen o bulutlardan sağanak halinde yağmur yağıyor, bazen de geçip gidiyor, bir damla bile düşmüyor. Bazen bir memleketi, bir yöreyi kaplıyor ama yüzlerce memlekete de yağmıyor. Rüzgarlara dikkat edin, zaman zaman çok sert esiyor, bazen de hiç esmiyor, bir yaprak sallanmıyor. Kimi zaman kuzeyden, kimi zaman güneyden, bazen doğudan, bazen batıdan, bazen de karışık esiyor. Bu saydıklarımızdan hiçbiri bu işleri kendi irade ve ihtiyarıyla yapmıyor. Çünkü hiçbirinin idaresi yoktur. Bunların zaman zaman çeşitli hallere girmesi gösteriyor ki bunlar kudret ve hikmet sahibi olan kainatı yaratanın tedbiri, düzenlemesiyle olmaktadır. Ve bu tasarrufunda nice hikmetler vardır. Toprağa bakınca görürsünüz ki çeşitli özelliklere sahiptir. Toprak ayrı kitleler olmayıp birbirine bağlıdır. Ama kimi yumuşak, kimi sert, kimi sıkı, kimi gevşek, kimi alçak, kimi yüksek, kimi verimli, kimi çoraktır. Toprak her yerde aynı renkte değildir. Madenleri, bitkileri, meyveleri ayrı ayrıdır. Hatta bir dalda yetişen iki meyvenin tadı ve rengi ayrıdır. Daha çok şaşılacak şudur ki, taze bir ağacın bir dalında bir parmak ucu kadar olmayan bir yerinde hem dert hem de derman bulunmaktadır. Toprağın kimi yeri çok sıcak, kimi yeri çok soğuktur. Bütün bunları o yerlerin hava ve suyuna bağlamak doğru değildir. Zira aynı hava ve suyla yetişmiş olan bir ağacın bir dalındaki iki meyveye güneşte eşit vurmaktadır. O halde bu hayranlığı uyandıran, hakim ve kadir olan alemin yaratıcısının sanatındaki hikmetten başkası değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bildirmekte ve Ra'd suresi 4. ayeti kerimesinde mealen, yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir suyla sulanır. Böyleyken yemişlerinde bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlar da akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır buyurmaktadır. Aynı topraktan ve aynı sudan beslenen bitkilerin her birinin tadı birbirinden çok farklı olan meyveler vermesi Allah-u Teala'nın varlığının ve kudretinin en açık delillerindendir. Tibyan tefsirinde diyor ki insanlar da buna benzer. Renkleri, şekilleri, suretleri, heyetleri, sesleri, huyları, tabiatları ayrı ayrıdır. Halbuki hepsi aynı ana ve babadan meydana gelmiştir. Medarik tefsirinde de şöyle bildirilir. Etkilenmelerde, nurlarda ve sırlarda kalpler ayrı ayrıdır. Her kalbin bir sıfatı, her sıfatın bir neticesi vardır. Bazı kalpler inkarcı, bazı kalpler kibirli olur. Ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de kibirli kimselerdir. Nahl Suresi 22. ayet-i kerime. Bazı kalplerde Allah-u Teala'nın zikriyle mutmain ve rahat olur. Nitekim Ra'd Suresi 28. ayetinde mealen, kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlar buyuruluyor. Eğer bir kimse kendisine her şeyden daha yakın olan nefsine bakarsa, bu delillerden çoğunu kendinde bulur. Allah-u Teala Zariyat Suresi 20. ve 21. ayetlerinde mealen, kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır buyuruyor. Yani yeryüzünün dağlarında, denizlerinde, ağaçlarında,
otlarında, madenlerinde ve canlılarında Cenab-ı Hakk'ın kudret, irade ve birliğine delalet eden alametler açıkça sergilenmektedir. Kendi nefislerinize de öyle, görmüyor musunuz? Yani ibret nazarıyla bakın ve kendi zatınızdaki yüksek sanat alametlerini görün. Zira kainattaki her şeyden sizin vücudunuzda bir numune vardır. Hakaik-i Sülemi'de der ki, kim bu alametleri kendinde görmez ve kendi vücudunda kudret eserlerini bulmazsa, nasibini yitirmiş ve hayattan alınacak hisseyi almamış olur. Kendine nazar eyle, sen sevgili bir ersin. Kendini yere atma, sen yüksek bir yerdensin. Sen gözünden saklısın, kemalin bilemezsin. Sedefini kır da çık, zira çok kıymetlisin. O nişan ve alametler şunlardır ki, sen kendi yaratılışını ve yapını düşünür, bir halden bir hale dönüştüğünü göz önüne getirirsen, bilirsin ki ana karnında bir damla suydun, sonra kan pıhtısı oldun, sonra ete dönüştün, sonra kemiklerin, bunların üzerine derin yaratıldı. Böylece hikmetli vücudun meydana geldi. Ona ruh verildi. Hiç şüphesiz bu noksan halden kemale gelmen, senin tedbir ve iradenle olmadı. Zira değil ki o acz halinde, akıl ve bali olduktan sonra bile, yaratılmış olduğun şekline bir parmak ucu kadar bir şey ilave edemezsin. Bir organın eğri olsa doğrultamazsın. Biri noksan olsa tamamlayamazsın. Sonra zaman geçer, o genç ve kuvvetli halinden ihtiyarlığa dönersin. Sıhhatli ve sağlamken, şimdi güçsüz ve hastalıklarla uğraşırsın. Bunu sen mi istedin de böyle oldu? Hayır, sen istemedin. Gençliğine doymadın. Ama ihtiyarlık halini kendinden atamaz, değiştiremezsin. Bütün bunları bilince, şüphesiz olarak anlarsın ki, bu haller ve değişmeler, alemin yaratıcısı olan Kadir ve Hakim Halık'ın irade ve ihtiyarıyla olmaktadır. Ve yine yakinen anlarsın ki bunları yapan tabiat değildir. Çünkü nutfenin, yani bir damlacık meninin oluşup büyüdüğü kuvvet birbirine zıt dört şeyden hasıl olmaktadır. Bunlar da hararet, bürüdet, rutubet ve yubusettir. Yani sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluktur. Anasırın tabiatı işte bunlardır. Yani su, ateş, hava ve toprak. Bu dördünün, hatta bunlardan ikisinin bunlara hükmetmeden ve dilediği gibi tasarruf eden bir birleştirici olmadan bir araya gelmesi ve birleşmesi mümkün değildir. Mümkün olsaydı, su ile ateş bir müdebbirin tedbiri olmadan bir araya gelirdi. O halde açıkça anlaşılmış oluyor ki, hayvanların ve diğer şeylerin bedenlerindeki tabiatın eserleri hep hakim ve kadim bir yaratıcının tedbiri, düzenlemesiyle olmaktadır. Aynı şekilde yine görüyoruz ki tabiatların eserleri ayrı ayrıdır. Birinin diğerine galip bulunması da mümkündür. O da gösteriyor ki onun tedbirini kadir ve kahhar bir yaratıcı yapmaktadır. Buraya kadar anlatılanlar alemin mahluk olduğunu ve yaratılmış olanın muhakkak bir yaratıcıya muhtaç olduğunu, yaratıcı olanınsa yaratılmış olmasının caiz olmadığını göstermektedir. İmanın şubeleri. Hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere, La ilahe illallah demek, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, yani hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, İnsanların mahşer yerinde toplanmasına, cennet ve cehenneme insanların gitmesine, Allah sevgisine, Allah korkusuna, Allah'tan ümit etmeye, Allah'a tevekkül etmeye, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve âlini sevmeye, Resulullah'a tazime, dinini aziz tutmaya, din ilimlerini öğrenmeye ve öğretmeye, Kur'an-ı Kerim'e tazim etmeye, abdest almaya, beş vakit namazı kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, itikaf etmeye, hac yapmaya, cihada katılmaya, cihat sebeplerini, harp aletlerini önceden hazırlamaya, cihatta bulunup harpten kaçmamaya, ganimetin beşte birini vermeye,
köle azat etmeye, kefaret vermeye, sözünde durmaya, nimete şükretmeye, dilini korumaya, emaneti korumaya, insan öldürmemeye, fercini korumaya, haram maldan uzak durmaya, yemekte ve içmekte takva üzere olmaya, giyinmekte ve kullanılan eşyada şeriatin dışına taşmamaya, oyun, çalgı, müzik ve şarkılardan uzak olmaya, harcamada orta halli olmaya, kin ve hasedi bırakmaya, Müslümanı ayıplamamaya, amelinde ihlas üzere olmaya, ihsan ve iyilik edince sevinmeye, günaha tevbeyle hemen çare bulmaya, kurban ve akikada gevşeklik göstermemeye, ulul emre itaate, ümmetin söz birliğinden ayrılmamaya, insanlara adaletle muamele etmeye, emri maruf ve nehi münker yapmaya, iyilik ve takvayla yardımlaşmaya, edep ve haya sahibi olmaya, anne ve babaya ihsan üzere olmaya, sıla-i rahme, iyi ahlak üzere bulunmaya, köle ve hizmetçilerine ihsan ve iyilik etmeye, efendisinin hakkını ödemeye, çocukların hakkını gözetmeye, dinini seven ve kayıranları sevmeye, verilen selamı almaya, hastaları yoklamaya, cenaze namazı kılmaya, aksırıp elhamdülillah diyene, yarhamukallah demeye, küfür ve fesat ehlinden uzak durmaya, komşusuna ikram etmeye, misafire ikramda bulunmaya, müminlerin ayıp ve kusurlarını örtmeye, sabır ve zühd üzere olmaya, az yemeye, kısa emelli olmaya, doğruda gayret sahibi olup aşağı olmamaya, boş konuşmalardan uzak olmaya, cüd ve cömertliğe, küçüklere karşı merhametli, büyüklere karşı saygılı olmaya, dargın ve kırgınları barıştırmaya, kendisi için sevdiğini başkası için de sevmeye, kendine istemediğini başkasına da istememeye, insanların geçtiği yoldan onlara eziyet veren şeyleri kaldırmaya, yani bunların iman gereği uyulması gereken şeyler olduğuna inanmak demek olup, bunları tasdik, imanın şubelerini ve dallarını kabul etmektir.